Selam dostlar. Özgür Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere ne yapıyoruz? Bu arada bugün ne yaptık? Bugün şöyle bir tatil konseptiyle karşınıza çıktım. <laughs> neden? Çünkü tatil yapıyorum biraz. E, ama yine de bir sürü mesaj geliyor. Sizlerden çokça mesaj alıyorum. Ne deniyor? İşte e, ya bu sınav sonuçları, 109. dönem sınav sonuçları ne oldu? Biz neden sınav sorularını çözemedik kanalımızda falan diye soru soruluyor. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Niye çözemedik? Biraz işlerim yoğundu, o yüzden de soruları çözemedik. Ee, ama tabii siz zaten soruları yine aldınız, baktınız, ee, geçtiğinizi anladınız. Çoğunuz geçtiniz mi, kaldınız mı? Çoğunuz artık bunu anladınız. Ama tabii sınav sonuçlarını öğrenmek ayrı bir şey. Ee, onu yapamadık. Kusurumuza bakmayın lütfen. Yoğunluktan ve yorgunluktan diye cevap veriyorum hep gelen mesajlara. Ee, peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye soruyorsunuz bir de. Sınav sonuçları arkadaşlar ısrarla ayın 19'unda açıklanacak dememe rağmen arkadaşlar diyorlar ki Google'da 12'si diyor, Google 14'ü diyor falan diye sürekli e, mesaj gönderiyor arkadaşlarım. Daha önce de Google'ın söylediği tarihlerle bizim söylediğimiz tarihler çakıştı, çakışmadı daha doğrusu ters düştü birbirine. E, arkadaşlar Google ne yapıyor? Büyük ve yayın organlarının işte hürriyet gibi falan filan neyse çok isimlerini söylemeyelim. Büyük yayın gruplarının haberlerini ön plana çıkartıyor. Büyük yayın grupları ne yapıyorlar? Hiç emin olun hiç araştırma bile yapmadan mesela önümüzdeki hafta ne çok hangi kelimeler çok aranacak diye bakıyorlar. Ya da şu anda hangi kelimeler çok aranıyor diye bakıyorlar. Hemen o kelimelerle ilgili bir haber yapıyorlar. Araştırmadan sormadan hemen oraya yapıyorlar. Bir haber yayınlıyorlar ve Google'da onları daha çok ön plana çıkarttığı için ön tarafta çıkıyor. Ama bizimki ne? Biz özel güvenlikle ilgili içerik ürettiğimiz için ne oluyor? Biz doğru olan haberleri veriyoruz. Özel güvenlik alanı ile ilgili, başka bir alanla ilgili bir işimiz de yok zaten. Özel güvenlik haberlerini en doğru nereden bulabilirsiniz? Bizden bulabilirsiniz. Ya oggmerkez.com web sitemize gireceksiniz, ya YouTube kanalımıza gireceksiniz ya da TikTok hesabımızdan bizi takip ederseniz doğru haberlere ulaşabileceksiniz. Bir başka bir konu daha var arkadaşlar sürekli soruyorlar. Ya kamuya biz girebilecek miyiz? Kamuyla ilgili durum nedir diye? Kamuyla ilgili şöyle şunu söylüyorum. Sık sık tekrarlıyorum canlı yayınlarda ama yine söyleme ihtiyacı duydum. Bu videoda da arkadaşlarım biliyorsunuz ekonomimiz uçuşta olduğundan dolayı pardon böyle uçuşta olduğundan dolayı 3 yıl süreyle kamu alımları durduruldu. Bildiğiniz üzere, bilmiyorsanız da şu anda öğrenmiş olduğunuz 3 yıl süreyle ekstradan kamu personeli alınmayacak. Bu demek değildir ki hiç alınmayacak. Nasıl alınacak? Emekli olanların yerine personel alınacak. Dolayısıyla hani Sağlık Bakanlığı'nın işte 3000 personel alımı ya da işte sal neydi? Gençlik Spor Bakanlığı'nın işte 2000 personel alımı, özel güvenlik alımı gibi gibi alımlar olmayacak. Sadece emekli olan personelin yerine alım olacak. Dolayısıyla çok çok düşük 3 yıl süreyle kamuya atanma çok düşük ihtimal olacak. Haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar diyorlar ki e, ya çok düşükse o zaman e, tanıdığı olanlar, e, torpili olanlar girer falan diyorlar. Ben de diyorum ki asla. E, biliyorsunuz bizim ülkemizde torpil yok diyorum her zaman. Bunu yanlış algılayan arkadaşlarım da var. İroni yapıyorsun falan diye söyleyenler de var ama ben öyle düşünmüyorum. Hakikaten girer diye düşünüyor, umut ediyorum. Onu da söylemiş olalım. Başka değinebileceğimiz bir konu var mı diye düşünüyorum. Dediğim gibi ayın 19'unda sınav sonuçları açıklanacak. Bu döneme e, mahsus olarak ne yaptık? Soruları çözemedik ama o soruları da yine ileriki süreçte tabii biz de çözeceğiz arkadaşlar ama çözemedik. Bu arada iki tane soru da yanlış çıkmış. Onları bile inceleme fırsatım olmadı. Onlar da inceledikten sonra onunla ilgili de konuşuruz bir sonraki canlı yayında. Başka da söyleyebileceğim ne var? Ee, ayın 19'da sınav sonuçları açıklandığında arkadaşlar ne yapalım? Birlikte bir canlı yayın yapalım. Sınav sonuçları açıklandığı anda inşallah yayına gelirsiniz. Hepinizi geçersiniz de sizde ilk tebrik eden ben olurum diye e, ümit ediyorum. O gün gelirsiniz değil mi? Yani o gün gelsin. Bak kartallar o gün gelsinler. Beni yalnız bırakmasınlar. Ben sizi tebrik etmek için açıyorum canlı yayını. <laughs> tamam mı? O gün sizi bekliyorum. Unutmayın. Ayın 19'unda saat kaç olur? Muhtemelen saat 17 gibi. Ayın 19 hangi günü? Pazar gününe denk, hangi güne denk geliyor ayın 19'u? Şöyle bir bakacağım hemen. Çok pardon. Ayın 19'u e, Cuma gününe denk geliyor. Evet. 19'u Cuma gününe denk geliyor. Ama e, saat 17'de 19, ayın 19'unda saat 17'de yani saat akşam üzeri 5'te canlı yayında olacağım dostlarım. Sizleri bekliyorum. İyi haberlerinizi alıp sizi ilk tebrik etmek isteyen birisi olarak buradayım. Haberiniz olsun. E ayrıca başka sorularınız varsa şu anda aklıma gelmeyen, cevaplamadığım başka sorular varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu videonun altına gelen bütün yorumlara cevap vereceğim. Haberiniz olsun. Bu videoyu da size zahmet. Artık bir paylaşın ki herkes sormasın. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye sormasın. Herkes bilsin ki ayın 19'da sınav sonuçları. Peki benden bugünlük bu videoda bu kadar. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.